Türkiye'ye yeni gelen Vivo X50 Lite satın alınır mı yoksa hiç macera aramamak mı lazım? İşte Vivo X50 Lite hakkında bilmeniz gerekenler, kıyaslamalar ve Vivo X50 Lite incelemesi. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet ülkemizde akıllı telefon pazarına yeni oyuncular girmeye devam ediyor. Çin'in ikinci dünyanın beşinci büyük akıllı telefon üreticisi Vivo geçtiğimiz ay Türkiye pazarına giriş yaptı ve ilk modeli Vivo X50 Lite'ı satışa sundu. Peki Vivo X50 Lite ne gibi özelliklere sahip hemen incelemeye başlayalım. Vivo X50 Lite gerek tasarımı gerek sahip olduğu özellikleriyle son dönemin trendlerini takip eden bir akıllı telefon oluyor. Premium orta sınıf olarak da adlandırabileceğimiz kategoride kendine yer bulan Vivo X50 Lite ee, önden baktığınızda ince çerçeveli geniş ekranı arkadan baktığınızda ise güzel görünen tasarımıyla dikkat topluyor. Telefonun ekranı 6.38 inç boyutunda olurken panel amoled olarak tercih edilmiş. Böylece e, güzel görüntü sunabilen ekran çözünürlüğü ile de 1080'e 2340 piksel olarak karşımıza çıkıyor. 19.9 x 9 en boy oranı sunulurken ekranda piksel yoğunluğunun da 404 ppi seviyesinde olması bir hayli sevindirici olmuş doğrusu. Vivo X50 Lite'ın arka yüzüne baktığımızda Güzel işlenmiş, fakat plastikten oluşan bir malzeme kullanıldığını görüyoruz. Buna ilave olarak telefonun kenar çerçeveleri de yine plastik malzeme içeriyor. Telefon ağırlığı 190 gram ve kalınlığı da 8. 7 mm seviyesinde arka taraflar biraz daha kavislen kavisli yapıyla karşımıza çıkıyor bu arada. Kavraması daha kolay oluyor böylece. Arka yüzde dörtlü kamera kurulumuna yer verilen telefonda kamera tasarımı güzel seçilmiş. Böylece telefonun tasarımına hareket katılırken Vivo X50 Lite'ın elimde Nebula mavisi rengi bulunduğunu söyleyeyim. Telefon ayrıca siyah renkli olunda tercih edebiliyorsunuz. Vivo X50 Lite orta sınıf akıllı telefonların modellerinden biri oluyor. Snapdragon 665 işlemciden güç sağlayan telefonda RAM kapasitesi 8 GB, depolama alanında 128 GB olarak yer alıyor. Özellikle 8 GB RAM olması birden fazla uygulama kullandığınızda ve oyunlarda yardımcı olacak sizlere. Depolama alanı da gayet yeterli seviyede. Eğer yetmezse zaten microSD kart ile beraber bu seviyeyi arttırabiliyorsunuz. Telefonun ayrıca 4500 mAh kapasitesinde bir batarya bulunuyor. Bu kapasite günlük kullanım için gayet ideal durumda. Hatta hafif kullanımlarda çok rahat ikinci günü de çıkartabiliyorsunuz. 18 wattlık hızlı şarj desteğinin de bulunduğu telefonda 8 8.11 AC, Wi-Fi, Bluetooth 5 desteği, NFC ve FM radyo gibi özellikler de bulunuyor. İşletim sistemi telefonda Android 10 olarak karşımıza çıkıyor. Arayüz olarak ise şirketin Fantaç adını verdiği Fantaç 10 sürümü yazılımını görüyoruz gelelim kameralara telefonun kameralarına geldiğimizde son dönemde bu sınıfta karşılaştığımız telefonlardan pek fark yaratmadığını gördüğümüz söyleyebiliriz. 48 megapiksel ana kamera bulunuyor telefonda. F1.8 diyafram 0.8 mikrometrelik lens ile faz algılamalı otofokus bir beraber bir paket olarak burada bize sunuluyor. Telefonda ikinci kamera 8 megapiksel F2.2 diyafram ultra geniş açılı kamera oluyor bu kamerada. Diğer taraftan 3. ve 4. kameralarda 2 megapiksel şeklinde makro ve derinlik sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu kamera kuruluma baktığımızda açıkçası Vivo X50 Lite'a göre fiyat avantajı sunan TCL 10 Plus'la hemen hemen aynı bulduğumuzu söylemek mümkün. öte yandan Galaxy A71'de potaya girerken Realme 6 Pro ise çok yakın fiyata daha fazlasını sunuyor. Konu aslında X50 Lite'ın kameralarıyla da sınırlı değil. İşlem seçimi de bu fiyatta bu fiyatta Vivo X50 rakiplerinin gerisine taşıyor. Çünkü bu fiyat kategorisinde pek çok rakibinde Snapdragon 720 ve 720G işlemci yer alıyor. Bu anlamda Vivo X50 3599 TL fiyatta pahalı durduğunu söylemek gayet mümkün. Bu arada telefonun kameralarıyla yapılan fotoğraf çekimleri ise hiç de fena değil. Bu teknik alt ile baktığımızda özellikle günüz koşullarında gayet başarılı fotoğraflar yakalayabiliyorsunuz. Bu konuda herhangi bir problem yok. Ön kameraya geldiğimizde ise ön kamerada da 16 megapiksel bir sensör olduğunu görüyoruz. F2.0 diyaframlı bu kamera karşımıza iyi selfie fotoğraflarını çıkartıyor ve tabii ki iyi ışık koşullarında güzel sahneler yakalayabiliyor. Evet sonuç olarak Vivo X50 Lite kendi içinde e, fena bir telefon değil fakat Türkiye pazarına yeni giren bir model olarak fiyatı yüksek. Bir Vivo X50 Lite e, fiyatı 3599 TL. Bu anlamda açıkçası rakiplerine kıyasla şansının pek olduğunu söyleyemem. Çünkü karşısında Galaxy A71 yakın fiyata dururken daha ucuza daha fazla sunan Realme 6 ve aynı fiyatta daha fazlasını sunan e, yine daha fazla sunan Realme 6 Pro gibi Türkiye'de artık kendine yer bulmuş telefonların olduğu açık. E, yine Xiaomi Redmi Note 9 Pro da e, unutmayalım o da karşısında duruyor. O nedenle Vivo'nun fiyat politikasını yeniden gözden geçirmesini tavsiye ederim. Evet bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin olacak. Ben Ercan Uğurlu bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.